Ergünler büyük pazarlık. Bir zamanlar adından en çok söz ettiren isim olan Mehmet Ağar da 15 Temmuz darbe komisyonunda konuştu. Ciddiye alınacak pek çok şey söyledi. Ama benim en çok hoşuma giden şu sözleriydi. Ben şube müdürlüğündeyken sol örgütlerin ardında Rusya var sanırdım. Meğerse sadece TKP'yi desteklermiş SSCB. Bu örgütlerin ardında Batı varmış. Zaten sol örgütler de bizim sandığımızın tersine zararsız, eline bıçak almamış insanlar çıktı. Kabul etmek lazım ki temiz fikir adamlarıydı. SSCB dağılınca da zaten TKP desteği çekildi. Solcuların şiddete bulaştığı ön yargısını yıllarca gözümüzde büyüttük. Aslında Mehmet Ağar, Türkiye'nin sorunlara nasıl baktığını birkaç cümleyle özetliyordu. Biz en yakıcı meselelerde bile yabancıların yani yabancı istihbarat örgütlerinin oyununa geliyorduk. Hiç düşünmeden bize sunulanların kayıtsız şartsız doğru olduğunu sanıyorduk. Hemen devleti ve milleti savunma refleksiyle harekete geçiyorduk. Doğal olarak içeride sorunların sonu gelmiyordu. Şimdi devlet olarak sınırlarımızın dışındayız. Herkes korku tellallığı yapıyor. Merak etmeyin hiç kötü bir şey olmayacak. Olma ihtimali yok. Çünkü dünyanın bölgede güçlü Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu nedenle ilerleyişimize şapka çıkaracaklar. Başka çareleri yok. Açalım. Belki FETÖ ile aynı yaşta olan diğer sorunumuz PKK'ydı eline silah alan bir örgütü biz hemen geleneğimiz gereği tepeliyorduk. Başka metot bilmezdik. Oysa önce anlamalı, araştırmalı, amacı keşfetmeli, sonra da gereği yapılmalıydı. Ama ilk adımda gereğini yaptık. PKK bölgede başlayan sol rüzgarlardan etkileniyordu. Saddam vardı hemen yanı başımızda. Bağız rüzgarı esiyordu her yerde bazı garip bir şekilde sol ile yan yana düşüyordu. Ve Mehmet Arın yıllar sonra dediği gibi sol batıdan yani Avrupa'dan yani İngiltere'den yönetiliyordu. Bu nedenle solcular Avrupa'ya kaçıyordu. Moskova siyasi merkezleri gibi dursa da onlara giden yoktu. Sovyetler sadece işlerine geldiği için gülerek susuyordu. Fırsatları değerlendiriyordu. Türkiye'deki sol ile bölgedeki bazın ortak özelliği Amerika karşıtlığıydı. Başka bir içerik üretmezlerdi. Zalim kimse karşısında olmalıydık. Ama bizim sol ve bölgedeki baz sadece Amerika'ya karşıydı. İşte bu sol ile bölgedeki baz Washington'ı fena halde kuşkulandırdı. Telaşlandırdı. Bu rüzgarın dinmesi gerekiyordu bir an önce hamle yapması gerekiyordu. Irak'a girişlerinin altında bu yatıyordu. Girip ülkeyi bölmelerinin altında Kürtleri yukarıda tutup sol rüzgarlardan korumak istiyorlardı tümden bölgeyi kaybetme riskini alamazlardı. Ama Kürtler tek başlarına bir şey değildi. Oyun Türkiye olmadan kurulamazdı. Her akıllı insan gibi onlar da Ankara olmadan adım atamayacaklarını biliyorlardı. Zaten başka da çare yoktu onlar için. Aynı şekilde solu kullanan İngiltere için de bizden başka seçenek yoktu. Ama İngilizlerle bizim yan yana gelmememiz bölgede Amerika ağırlığını silip atardı. Washington buna razı olabilir miydi? Hiç sanmıyorum, olmadı da. Washington hem Arap milliyetçiliği hem de sol Kürtlerle mücadele kararı aldı. Zaten hatırlayın. Saddam Hüseyin'in petrol için düşündüğü para birimi Euro'ydu. İki rüzgarın arasına girmek için Amerika askerlerini gönderdi. İkisini de kontrol altına aldı. Ancak bu uzun süre gidemezdi. Hem sınırların değişmesi hem de fikirlerin yenilenmesi gerekiyordu. Yeni fabrika ayarları aranıyordu. İşte bunu Ankara'dan başka kimse yapamazdı. Amerika Kürtleri destekleyecekti. Mecburdu. Ama asla ve kat'a Kürt devletine izin veremezdi. Bu asıl oyuncu Türkiye'yi karşısına almak demekti. Bunu yapmaları için hiçbir akıllı gerekçeleri yoktu. Musul Kerkük'ten çekilecek bir hat ile Akdeniz'e çıkmak falan hayaldi. Akıllıca değildi. Tartıştığım çok kişiye de bunu söyledim yapamazlardı. Onların derdi bizimle birlikte oyun kurmaktı. Onlar önce Pensilvanya ile yola getirip sonra dediklerini yapmamızı istediler. Bu olmadı, biz kazanınca şimdi bizim tarafa geldiler. Gidecek başka yerleri yoktu. Tek çıkış Türkiye'nin gücüydü. Biz de bu arada Kürtleri sarıyor, sarmalıyor, hizmet götürmek için PKK ile çatışıyorduk. Bölgedeki baronlarla karşı karşıya geliyorduk. Amaç halkın mutluluğu ve aradaki kardeşliğin sarsılmaz bütünlüğüydü. Bunu zaten kimse bozamazdı. Kürtlerin cebindeki parayla gelmek istedikleri yerler belliydi. Bodrum, İstanbul, Ege ve Akdeniz. Herkesin gözü buraya bakıyordu. Ama içeride Kürt sorununu değişik modellerle çözmek için uğraşan bir devlet vardı. Belki Belki kötü niyetliler vardı, belki dışarıya çalışanlar vardı, bilemem. Ama bu bizi hem Kürtlerden hem bölgeden koparırdı. Ankara Tayyip Bey'le baştan beri doğru yerdi. Türkiye'nin batısındaki standardı oraya götürmek için çırpınan bir devlet var. Bu muazzam bir hamle. Şimdi Türkiye 15 Temmuz gibi bir travmanın hemen ardından bölgeye indi. Lozan'ı yırtıp atanları kenara iterek yürümeye başladı. Televizyonlara bakıyorum, herkes bir şeyler söylüyor. Sınırlarımızı korumanın önemini anlatan çok kişi var. Sınırlarımızın değişmemesi Gerektiğinin altını çizen sürüyle isim var. Ancak sınırlar değişmeyecekse tarih nasıl yazılacaktı? Evinde oturarak sınırlarını genişleten tek bir devlet var mı? Etliye sütliye karışmadan büyük olabilen tek bir başkent var mı? Yok. Olamaz da. Türkiye küçük kalamayacak kadar büyük bir devlet. Sadece bizler bunu görmek istemiyoruz. Tarih yazdığımızı unutup kenarda köşede sessizce oturmamızı bekleyen çok kişi var. Ama bu mümkün değil. Dünyada biz bilmesek de büyük bir rolümüz var. Kürtlerle kucaklaşma ve bütünleşme tamamlanacak. Türkiye bütünlüğünü ve büyüklüğünü koruyarak bunu yapacak. Sonra diğer renkler de bize gelecek. Bu bölgenin de Ankara'nın da Ortadoğu'nun da enerji trafiğinin de sağlıklı yürümesi için şart. Bunu bizden başka sağlayacak tek bir seçenek bile yok. Bize karşı ellerindeki kozları kullanmak isteseler de Washington'ın başka şansı yok. Bakın, Hillary Clinton Başkan Obama'ya etrafındaki ekiple birlikte büyük baskı yapıyor. Gülen'i ben başkan olana kadar vermeyin diye. Pensilvanya'nın mesajlarını doğrudan Hillary'ye götüren Gökhan Özkök. Gökhan Özkök, Hillary Clinton'ın en güvendiği isimlerden biri. Kampanyasını yöneten John Podesta ile de çok yakın. Podesta'ya milyonlarca dolar kaynak sağlayan ve kampanya için Gülen hareketine bağlı yüzlerce gencin kullanılmasına izin veren de Gökhan Özkök. Ayrıca bir isim daha var. Gülen'in Amerika'dan para trafiğini yöneten Recep Özkan. Bu isimde Podesta ile çok önemli meblalar üzerinde anlaşmaya vardı. Kısa sürede Gülen hareketi için toplanan milyon dolarlar Hillary Clinton'ın kampanyasında kullanılmak üzere transfer edildi. Bu konulara sonra yine gireriz ama bizi Pensilvanya ile yenemeyeceklerini biliyorlar. Bölgede biz olmadan olamayacaklarının farkındalar. Pazarlık için ellerindekileri kullanıyorlar. Yapılan bu. Hileri bunun için çırpınıyor. Fark etmez. Türkiye olmadan kimse buralarda adım atamaz. Hep söylediğim gibi bunu bilmek büyük ayrıcalık. Gerisi kolay. Bölgeyi bize bırakacaklar. Zorundalar. Yoksa kendi kurdukları sistem yıkılır gider. Bizi yıkamadıklarına göre dediğimizi yapmak zorundalar. Yapacaklar da başka çıkış yok. Ankara olmadan asla. Bekleyin görün. Bükemediğin bileği öpeceksin. Olay bu. Ergün diler, Takvim